Merhabalar arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Ben Özcan Erkişi ve yine her zamanki gibi sevgili dostum Emrah Almış'la birlikte sizlerin karşısındayız. Bugün sizlere daha önce Fender'de çok görmeye alışık olmadığım bir gitardan bahsedeceğim. Beni biliyorsunuz, ben çok böyle Fender'ci bir adam değilim. Ne bileyim işte, tanıtımları da seyrettiyseniz daha çok İbanez'e sempati duyan, gitarları İbanez olan, İbanez çalan, çok böyle işte Gibson gibi, Fender gibi biraz daha vintage gitarlardan uzak duran bir adam izlenimi vermiş olabilirim size. Ama açık söylemek gerekirse ben bu gitarı gördüğüm zaman, hani derler ya, ilk görüşte aşk diye. Ben bu gitara aşık oldum. Çok enteresan geldi bana bu gitar ve ben bu gitarı aldım. Artık bir Fender'im var. Benim yeni güzel bebeğim. Bugün onu aslında size tanıtmak istiyorum. Neden tanıtmak istiyorum? Çünkü tanıtmaya değer buluyorum bu gitarı. Biraz farklı bir gitar. Diğer Fender'lere göre düşündüğümüz zaman çok Fender gibi bir Fender değil. Biraz böyle surları incelediyseniz, dinlediyseniz tonunu falan, biraz daha sura benziyor. Hani yumuşak görünümde ama biraz daha karakteristik tonu olan, daha böyle Fender gibi yumuşak değil. Evet, Fender'e yakın yumuşak tonları var ama biraz daha sert, biraz daha böyle keskin tonları olan bir gitar aslında bu. Üstündeki manyetiklere falan da baktığınız zaman aslında şaşırtıcı, yani bu ton nasıl çıkıyor, nasıl oluyor, insan şaşırıyor ama tabii sadece ağaçla alakalı olmuyor işte bu işler, beyler bayanlar. Bunu ben özellikle bu tarz bir gitarda çok çok daha iyi anlıyorum. O yüzden size de anlatmak istiyorum. Bu özel bir gitar. Evet, custom shop bir gitar değil belki. Ama gerçekten özellikli yapılmış bir gitar. Neden özellikli yapılmış bir gitar? Şöyle, bunun üstünde görmüş olduğunuz ağaç diğer gitar gövdelerinden farklı olarak tek parça bir ağaç gövdesi. Yani birçok gitarda gövde iki parça, genelde standartta üç parça olur. Yani orta blok bir parçadır. Alt ve üst ayrı bir parçadır. Üç parçadan oluşur gitar gövdesi. Ama bu gitarda tamamen tek parçadan oluşuyor. Bir kere en büyük özelliği bu. Gitarın tek parçadan oluşuyor olması da gitarın tamamen sustain'ini, rezonansını, ne demek bu? Sesin daha uzun olmasını, daha kararlı olmasını, daha piyano gibi bastığınızda böyle sesin vum 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 yapmadan, böyle dalgalanmadan daha net gelmesini sağlayan bir yapıya sahip olmasını sağlıyor açıkçası. O yüzden beni en çok etkileyen özelliği bu oldu gitarın. Yani dokunduğunuz zaman gitara, gitarda böyle bir kararlılık var. Bir tonda bir hakim olma hissiyatı var. Yani etkiliyor sizi çalarken. Bunu ben hani lafla anlatamam, ancak çalınca anlayabilirsiniz böyle bir şeyi. Bu ağacın tek parça olmasının dışında bu gitarın bir hikayesi var bir kere her şeyden önce. Yani bu gitarların çok sınırlı sayıda üretilmiş gitarlar bunlar. Çok sayıda yok piyasada. Çünkü bir kere ağaçları çok özel yollardan edinilmiş gitarlar. Nasıl? Mesela Fender'in klasik bir sanıyorum ya Jazzmaster'dı ya Mustang serisiydi. Burada Maslak'ta, Zuhal Unique'de var bu gitar, hatta onu ayrıca bir bölümde sergiliyoruz. Özelliği şu: gitarı mesela bir yıllar öncesi 1800'lerden kalma bir ahır yıkılıyor ve onun ağaçları çok özel olduğu için Fender firması bu ağaçları satın alıyor ve o ağaçlardan yine sınırlı sayıda gitarlar üretiyor. Bakın, bu da yine Amerika'da 1933 yılında yapılmış bir demiryolu köprüsü. Bu köprünün hem raylarının altında kullanılan hem de diğer köprünün ahşap kısımlarında kullanılan çok özel, Güney Amerika'dan gelmiş, özel sağlam ağaçlardan yapılmış bu köprünün ahşap kısımları sökülüyor. 2012 yılında yenileniyor, revizyona giriyor bu köprü. Ve o ağaçlar sökülüyor. O ağaçları da Fender firması satın alıyor. Ve bu ağaçlardan gitarlar üretiyor ve işte o gitarlar da bu gitarlar. Yani Fender'in Reclaimed dediğimiz özel bir serisi. Reclaimed Old Growth diye geçer baktığınız zaman.
Fender Reclaimed Old Growth Redwood. Yani Redwood, pardon, özür dilerim. Redwood ne demek? Kızıl ağaç demek ama aslında Elder dediğimiz ağaç da kızıl ağaç anlamına geliyor. Ama bunu onunla karıştırmayın. Yani özellikle Redwood adını vermişler bu ağaca. Bildiğimiz kızıl ağaç değil, bu çok özel bir ağaç. Normal, çünkü kızıl ağaçlarda bundaki gibi bir bas karakter, bundaki gibi bir yüksek rezonans yoktur. Daha yumuşak, daha pırıltılı bir tonu vardır Elder'ın. Bu ona göre biraz daha mahogani'yi andıran, aslında biraz mahonu andıran bir şey var, karakteristiği var bu gitarın. Hatta böyle neck manyetiğe aldığınız zaman filan gitarda şey hissiyatı uyandırıyor biraz. Böyle Gibson'lardaki gibi o buğulu, burundan önden gelen o nezleli sesi duyuruyor bize. Pickguard'ına ve arka kapağına baktığımız zaman burada tamamen bakır kaplamalı bir şey görüyoruz. Alüminyum pickup, tamamen metal pickup kullanmışlar. Arka tarafında da metal pickguard, özür dilerim. Arkasında da yine metal bir şey var. Şuradaki tremolo sisteminin yaylarını kapatan şu kapak var. Özellikle metal kullanılmış ve gitarda aslında noiseless pickup'lar olmamasına rağmen ve gitarda single manyetikleri olmasına rağmen tipik Fender'lerdeki dip gürültüsü bu gitarlarda yok. Üstünde kullanılan manyetikler Fender'in 65 manyetikleri. Tam olarak ismine baktığınız zaman 65 Grey Bottom diye geçiyor. 65 Fender manyetiği diyelim buna. Yine Bridge'de de yine Fender'in Diamondback diye adlandırdığı bir humbucker manyetik kullanılıyor. Bunda da daha parlak ve daha sert drive tonlarını almak mümkün. 5 yollu ton switch'imiz var gitarın üzerinde. Yine altta humbucker, ortada humbucker bölünüyor. İki single şeklinde middle single ile beraber çalışıyor. Ortada sadece middle single çalışıyor. Bir yukarı aldığımızda şuradaki iki single beraber çalışıyor. En üstte aldığımızda da neck single beraber çalışıyor. Gitarın yine en güzel taraflarından bir tanesi, açıkçası çok ince bir klavyeye sahip olmamasına rağmen rahat bir yapıya sokabiliyorsunuz gitarın klavyesini. Çünkü her şeyden önce çok kaliteli bir maple kullanılmış. Sert, düzgün, mukavemeti yüksek bir maple var. Yine arkasında gördüğünüz gibi bir mount, bir destek bloğu geçiyor sapın arkasından. En büyük özelliği raylı bir sistemle oturtulmuş tuşe gitarın üzerine. Yani şurada gördüğünüz beyazlıklar, şu görmüş olduğunuz beyazlıklar inlay değil. Yani dışarıdan böyle inlay gibi görebilirsiniz ama bu tamamen şurada görmüş olduğunuz maple'la yekpare bir şekilde burada duruyor. Ve şu görmüş olduğunuz alandan itibaren, şuradan itibaren bu raylı bir şekilde bunun içerisine oturtulan çok kaliteli bir rosewood var. Fender yazısı çok estetik yazılmış, çok sade. Sadece Fender yazıyor. Üstünde ne Made in USA var, ne Stratocaster yazıyor, ne bir şey. Hiçbir şey yazmıyor. Bildiğiniz sıcak, böyle sıcak damgayla basılmış bir Fender yazısı var. Bunun tamamen işte arkasında görüyorsunuz seri numarasından Amerikan üretimi, işte US bilmem kaç bilmem kaç, efendim söyleyeyim işte Kaliforniya'da üretilmiş özel üretim bir gitar olduğunu buradan görebilirsiniz. Onun dışında sap karakteristiğine baktığınız zaman 4,5 inç başlayıp 14 inçe kadar giden bir farklı derecelerle yavaş yavaş 14,5 ince, 12'den sonra 14,5 ince doğru giden bir radyus var. Bend yapmaya çok müsait bir gitar. Aynı zamanda dediğim gibi gitarımızın sapı çok böyle ince, bir Ibanez gibi, ne bileyim bir diğer bazı Fender'ler gibi şey değil. Yumuşak bir şey yapısı yok. Rahat bir sap yapısı yok ama şöyle bir şey yapmışlar. Tam arkasını çevirdiğimizde görebiliyoruz. Bakın şurada bir küçük delik görüyorsunuz. Bu delik sapın açısını ayarlamaya yarayan bir deliktir. Yani bizim sapımız hani bazı Gibson gitarlarda veya bazı gitarlarda şöyle baktığınız zaman açısı arkaya doğrudur ve bu neyi sağlar? Şuradaki yükseklikle 12. perdeden sonraki yüksekliğin hemen hemen neredeyse aynı olmasını sağlar. Yani
Şurası inikken burası çok yüksek olmaz. Bu da rahat çalmayı, daha dengeli çalmayı sağlayan bir şeydir. Bu gitarda da onu sağlamışlar. Ne yapıyorsunuz? İşte atıyorum şuradaki vidaları biraz gevşetip şu alyanı sıktığınızda sapın açısını birazcık normalde hani eğikliğini zaten düz hale getirmek için şuradan yapıyorsunuz. Evet, ama sapın kendi açısını ayarlamak için de işte buradaki deliği kullanıyoruz. Buradaki alyanı kullanıyoruz ve bu da sapın duruş açısını ayarlamamızı sağlıyor. İşte o da çok rahat ve çok kolay çalınabilecek hale getiriyor gitarı. Yine volüm, ton, iki ton kontrolümüz var. Bir volüm kontrolümüz var gitarımızın üzerinde. İsterseniz artık birazcık hani tonlarına bakalım gitarın. Çünkü ben hani bunun tonlarını size duyurmak için sabırsızlanıyorum açıkçası. Belki hani beni etkilediği gibi sizi de etkiler diye düşünüyorum. Tonlarında da görüşeceğiz gitarın. Evet arkadaşlar, şöyle gitarın da biraz tonlarına bakalım. Genelde biz kayıtlarımızda aslında Marshall kullanıyoruz ama bugün Fender Supersonic kullanacağız amfi. Burada şu an kombosunu görüyor musunuz bilmiyorum. Gösteriyorum bunu Emrah'cığım. Ha, gösteriyormuş. Şimdi Supersonic'in burada kombosunu görüyorsunuz. Normalde biz ayrıca Fender tanıtımlarında genelde onlarda ben olmuyorum biliyorsunuz. Emrah falan oluyor ya da bizim Zafer falan oluyor genelde Fender tanıtımlarında. Orada da Fender'in yine Supersonic kafa kabini var. Onunla yapıyorlar tanıtımları. Ben de burada özellikle Emrah'ın sözünü dinledim. Dedi ki abi burada süpersonikle yapalım bunun tanıtımını. Çünkü bu gitarın hani o karakteristik tonlarında o amfi güzel yansıtır. Çünkü iyi bir amfi dedi. İyi dedim, tamam peki öyle yapalım. Çok dediğim gibi hani gain karakteri falan daha düşük. Bana göre çok Marshall gibi böyle cayır cayır bir amfi değil ama işte alışmaya çalışacağız bakalım. Fender sever olduk. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Şimdi böyle bir neckle başlayalım, neck manyetikle. Bu 65'lerin tonunu duyurayım size. Sonra en altta işte diamond back'leri falan bir duyacağız bakalım ne veriyor, ne oluyor, ne bitiyor bu gitarda. Şimdi amfinin biraz da yumuşak karakterini açıp clean'de öyle çalacağım. Daha Fender'e yakın bir ton alacaksınız. Thank you.
Bu arada ben bridge'te dikkat ederseniz kolu kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü birazcık bu tarz tremololarda şeyi düşünüyorum. Hani kilitli bir tremolo sistemi olmadığı için çok fazla oynadığınız zaman zaten akortta bir problem yaşıyorsunuz. Akort kaçmaması mümkün değil bu tarz gitarlarda. O yüzden de ben bunu daha çok fix bridge gibi kullanıyorum. Yani özellikle gövdeye de dayıyorum ki hem gitarın sustain'i de daha artsın. Hem de daha fazla işte 4 ya da 5 yay kullanıyorum genelde oynamasın diye. Daha düzgün, daha böyle kararlı bir ton alıyorsunuz gitar. Biraz da şöyle drive'larına bakalım. İşte ilk bakışta bahsettiğim gibi yani rezonansı çok yüksek bir gitar. Aslında çok güzel tonları olmasıyla da hakim olması zor bir gitar. Yani çok yüksek volümde ciddi anlamda aslında hakim olmak da zorlaşıyor gitara. Yani bunu bir olumsuzluk olarak söylemiyorum aslında. Yani profesyonel bir gitarist tabii ki zaten bunun hakkından gelir ama şey durumu var. Yani birçok gitarda hani vurursunuz ses böyle bir kaybolur gider falan filan ama bunda böyle bir şey yok. Şimdi birazcık daha gain'i açacağım. Şöyle biraz middle'ımızı kısalım. Basslarımıza yüklenelim. Pickup'lar çok güzel okuyor bir kere. Yani çok net, çok temiz. Yani buralarda ne çalıyorsanız aşağılara indiğinizde de o netlikte, o balansta alıyorsunuz sesi. Entonasyon çok düzgün bir kere her şeyden önce.
Evet arkadaşlar, bir yudum kahvemi alayım. Ya bilmiyorum işte, ben bu gitarı çok sevdim. Çok ısındım, çok içime sinerek çalıyorum. İnşallah yani herkes böyle bir gitara ulaşır diye düşünüyorum. Herkes böyle bir gitar alır, bu kadar güzel bir gitar alır, çalar, Mutlu Mesut müziğini yapar diye düşünüyorum. Emrah ve ben sizlere buradan bay bay diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.